Herkese merhabalar. Bugün yine çok beğeneceğiniz bir saçın tüm sonucunu sizlerle buluşturacağım. Tabii öncesinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı izleyip, beğeniler göndererek bana çok güzel destekler yapmış oluyorsunuz. Kanalımın daha fazla büyümesi için de bu desteklerinizin devamını diliyorum. Bir like'ınızı, kanalıma abone olmanızı unutmamanızı tavsiye ediyorum ve de beklediğimi söylüyorum. Çünkü bu bizi daha fazla video çekmemize, sizlere ulaştırmamıza teşvik ediyor. Bu teşekkürümüzü ilettikten sonra hastamızın önceki haline biraz bahsedelim. Hadi yaklaş. 28 yaşında genç bir arkadaşımız ama saçlarımız dökmüş. Önden baktığımızdaki profilimiz bu şekilde. Artık ortaya kadar bir saç yok diyebiliriz bu alanda. Tepeye kadar da seyrelmiş bir saç miktarımız var. Tepeden bakıldığında da kendisini gösteren bir durum. Yan profildeki tablomuz da bu şekilde. Şimdi biz buradan buraya kadar burayı çok yoğun sık bir çalışma. Burada da sıklaştırma. Çünkü var olan saçları bulunmakta bu kişinin. Hani bunlara zarar vermekten ya da zarar vermemek için daha dikkatli bir çalışma yapmak gerekiyor. 28 yaşında olduğu için birazcık daha döküm ihtimalini baz alarak bir sıklaştırma yaptık. Bütün alanı tek seferde elden geçirdik, yoğunlaştırmasını yaptık. Şimdi sizlere onu bulaştırma anı, hadi bakalım biz neler yapmışız, izleyelim. Bir yıl önceki halimiz bu şekildeydi. Şimdi sizlerle bir yıl sonrası. Evet. Kendi abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok iyiyim. Seni böyle göründük ve daha da mutlu oldum. Şu anda yani önceki halinle şimdiki halimiz arasındaki farka bakalım. Süper. Evet. Şimdi Kendall, yakın çekimli takipçilerim bu sanatı merak ediyorlar. Onlara göstereceğim. Sen sabit kalabilirsin. Biz yine her zamanki yaptığımız gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yakın çekimlerle doğal saç ekim sanatımızı detaylarını gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi anlaşılması dışarıdan bir gözün anlaması neredeyse çok zor dediğimiz bir tasarımdayız. Evet, şöyle bütün incelikleri yakın çekimlerle göstermiş olalım. Çok güzel. Başımızı biraz eğebilir miyiz? Şöyle üst bölümleri de gösterelim. Harika. Yani şöyle. Topik falan var mı ya? Şöyle de gösterelim. Hiçbir topiğimiz falan yok. Protez değiliz. Gayet kendi saçlarımız. Gördüğünüz üzere elimizi şöyle attık mı tarama keyfini sizler de yaşamış olacaksınız inşallah. Şimdi bir de arkamızı dönebilir misin? Evet. Çok güzel. Tepe bölgesinde de gördüğünüz gibi buralarda da bir seyreklik vardı. Bu kısımda da aralara böyle serpiştirme yaparak oralarda da bir sıklaştırma yaptık. Bu bölümler de aynı şekilde sıklaştırıldı. Ve görselimiz sizlerle. Evet, şimdi daha iyi görürüz. Biraz da tarama modeliyle falan daha da güzel kapatıcılık yaratmış oluyoruz. Tabi bu arada telefon olduğundan çok daha parlatıyor. Gördüğünüz gibi ışıklandırmayla çok farklı bir detaya sevk ettirebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Optimize edilmiş olsun. Diğer bölümlerdeki sıklaştırmayla da kavuşulan miktarı daha iyi görmüş oluyorsunuz. Çok iyi bir durumdayız. Bana doğru dönebilirsin. Evet, önceki görüntümüzle şimdiki görüntümüzü yan yana getirdiğimizde
aradaki farkı sizler de görüyorsunuz. Saç insana daha genç, daha dinamik görünme fırsatı veriyor. Evet, memnun muyuz? Gayet memnunum. Ömür boyu dökülmemesini diliyorum. Evet, gayet memnunuz. Gayet memnunum. Doğallığımız harika. Siz de bu şekilde doğal ve estetik bir saç ekim sonucuna kavuşmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Bizzat benim tarafımdan hangi bölgeleri ekim yapacağız, kaç bin grafi olacak, fiyatımız ne olacağı hakkında ücretsiz bir şekilde bilgilendirme alabileceksiniz. Sadece birazcık gönderdikten sonra fotoğraflarınızı beklemenizi rica edeceğim. Çünkü çok yoğun başvurular oluyor. Bizzat da kendim döndüğüm için yetişmekte zorlanıyorum. Birkaç gün alabiliyor. O yüzden sabretmenizi mutlaka ama mutlaka dönüş yapacağımı bilmenizi istiyorum. Daha genç ve dinamik görünme şansınızı daha fazla geciktirmeyin. Hadi bekliyorum sizleri de. Şimdi de Kendall'la saç ekimin ona neler katmış, hayatındaki memnuniyetini, bunların hepsini konuşmalarımızla dinleyeceğiz. Evet, tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Kendall? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyidir. Önceki halimize bir bakalım ha, birlikte. Evet, bakalım. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Yani dün gibi. Güzel bir açıklığımız vardı, arkaya doğru açılan bölge. Şu anki halimi gördüğünde ben senden mutluyum desem. Çünkü yani, sen de böyle bir saçlanmaya sebep olduğumuz için, yeni kaybettiğin saçlarını yeniden tekrar kazandırabildiğimiz için ben çok mutluyum. Yani bu konuda bizi tercih edip bana güvenip de masama yatmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Asıl hani bu kadar fark ettirdiğiniz için hani gençliğimi geri verdiniz bildiğiniz yani. Yani onun için buradayız zaten. Bu tarz güzel, doğal, anlaşılamayan estetikteki saçlarınızı sizlere yeniden kazandırmak için. Kendal Bey fizyoterapist bir arkadaşımız. Kendisi sağlık camiasından. O yüzden hani konuşmalarımız değerli olacak. Nasıl doktorlarımızla yaptığımız konuşmalarda olduğu gibi hani sağlık camiasında insanların daha iyi analiz yeteneğinin olacağını unutmayın. O yüzden değer veriyorum. Bu videoyu da sonuna kadar izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Kendal, 28 yaşındasın. Bunu yaptırdığımız dönemde gençtin ve İstanbul'daydın. Neden bizi tercih ettin? Bunları araştırmalar nasıl oldu? Neden İbrahim Erayhan oldu? Nedenini biliyoruz da bu sonuçta. Yani şöyle oldu. İstanbul'da çalıştığım dönemde ailemle saç ekim görüşmelerini yapıyordum zaten aylardır o dönem. Hani ailemden yani bir tanıdığımız burada saç ekimi yaptırmış ve çok başarılı sonuçlar aldığını da bizimkilere iletince hani ailem de bana burayı referans olarak gösterdi, olumlu referans olarak gösterdi. Bir de İbrahim Bey'in zaten hani İstanbul'dan bir tecrübesi, bir geçmişi olduğunu da duyunca hani kendisiyle bir görüşme yaptım. Tabii kendi tecrübeleri, bulunduğu ortam, imkanlar tam hani istediğim gibi bir yani şartlar oluşunca burada karar kıldım ve burada saçımı ektirmek istedim ve evet, pişman da olmadım. Burada ben de araya gireyim. Bir hastane ortamındayız. Birçok dalla, branşta dahi uzmanımız, genel cerrahımız, ortopedimiz, anestezi uzmanımız, kardiyoloji uzmanımız, hepsi, birçok hekimimiz bulunmaktadır kurumumuzda. Yani seninle oluşabilecek bir acil durum falan olduğunda hepsinin, yani ilgili alanların gelip sende müdahale edebileceği, durumu değerlendirebileceği bir ortamdasın. Bu güven verici bir nokta. Artı 25 binden fazla bir ekim tecrübemiz var, sanatımız var ortada. Bunu diğer görüştüğüm merkezlerle kıyasladığında yani şöyle oluyor. Birçok yer gezdim hocam. Sizinle konuşunca olayın hangi boyutta olabileceğinin hani o güveni daha çok geçti bana diyor.
Çünkü cümleleriniz hiç abartılı şaşalı cümleler değil. Olması gerektiği kadar bir tecrübenin verdiği güveni alabiliyorum senden. Ben burada kendimi rahatlıkla teslim edebileceğim artık güven duygusu oluşuyor. Sen de aynı şekilde oldu. Bugüne kadar gezdiğin diğer merkezlerdeki konuşmalar şöyle bir kıyasladın kafada. Bizle geldiğinde oturup konuştuktan sonra evet. Anlatılanlar doğru. O kişi bu. Yani genelde bunu söylüyor. Hocam aradığım kişi sizsiniz. Siz olduğunuzu yakından görüşünce daha da iyi anladım kelimesini kullanıyorlar. Evet doğru. Gerçekten hani ben Bursa'ya geldikten sonra hani yine İbrahim Erayhan'la beraber görüşme yaptığım yerler oldu. Hani bir de Ekim sayılarını da baz alarak baktığım zaman İbrahim Bey'in gerçekten hani ciddi bir fark attığını yani fark ettim. Arada gerçekten ciddi bir fark vardı o dönemde. Fazla bir şu anda hala da ciddi bir fark var yani. 30 bin küsürler falan artık 40 binler civarında bir şeye doğru evrilmiş durumda. Evet. Tabii bu da işte neyi sağlıyor? Sizlerin daha doğal, daha estetik. Yani önceki bu yaşlı görüntüden kurtulup daha genç kendi özgüveninizi yakaladığınız bir tabloya gelmenizi sağlıyor. Yani yapmanız gereken çok basit bu arada arkadaşlar. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Bizzat benim tarafından kaç bin grafik ilecek, hangi alanlara ekim yapılacak ve fiyatımız ne olacağı hakkında bilgilendirme alabileceksiniz. Ücretsiz bir şekilde tabii. Sadece çok yoğun başvuru olduğu için birazcık geç kalabiliyorum. Ameliyatlar, sonraki durumlar falan derken. Ama mutlaka dönüş sağlıyorum hepinizin bilgilendirmesini. Özellikle o fotoğrafları göndermenizi istiyorum ki çizerek size hangi bölgelere ekim yapılacağını, kaç seans olacağını bu detayları veriyorum. O yüzden fotoğraflarınızı WhatsApp'tan göndermeniz gerekiyor. Evet, çevrendeki insanların tepkileri artık son dönemlere doğru. Çünkü ilk 3-4 ayda bir karamsarlık oluyor. Evet. Sonrasında artık bu dönemlerde çevrendeki insanların tepkileri neler oluyor? Yani, anlatacağım bir anım var mı? Biraz daha böyle geriye dönük bahsedecek olursak aslında Ekim'den önce hani kimse yaşımı sorduğunda ben genelde bu şu soruyu soruyorum. Sen tahmin et derim. Hani Ekim'den önce bana çoğunlukla yani 28-30 derlerdi o dönem. Hani yaşımın genelde daha fazlasını söylerlerdi. Tabii bu insanın psikolojisini açıkçası biraz etkiliyor. Hani yani 28-30 diyenlerin yanında 33 diyen de oldu, 32 diyen de oldu, 34 diyen de oldu. Yani bu da insanın psikolojisini açıkçası ciddi manada etkiliyordu. Hani ne zaman saçları ektirdim ve sonuçları almaya başladığımda yani bundan yaklaşık bir tahmini bir 8-9 ay sonra falan yine yaşımı sorduklarında falan tahmin et dediğimde bu sefer bu sayı 22-23'lere hatta 21'lere bile düştü, söylendi o dönemler. Yani şu anda hani yaşımın daha aşağıda bir tahminler duyuyorum ve bu da psikolojik anlamda gerçekten bir rahatlama sağlıyor yani. Evet, saçlar çünkü çok etkili. Ben de saç ektirmiş birisi olarak söyleyeyim. Daha önceki saçsız halimle yani 10 yaş, 12, 15 yaş yaşlı evet. Gözükürken şimdi ise kendi yaşınızdan çok çok daha böyle şey gözüküyorsunuz. Daha genç ve dinamik gözüküyorsunuz. İşte o yüzden diyoruz bu şansınızı çok fazla geciktirmeyin. Elinizdeki imkanlarınız varsa siz de neden doğal ve kendi saçlarınızı kullanmayasınız? Hani protezle falan uğraşmaya çok fazla gerek var mı? Yok, kendi doğal saçlarını istediğin gibi uzatabiliyorsun. Gayet istediğim gibi de uzatabiliyorum. Hani herhangi bir sıkıntı yok. Kestirebiliyorum. Hani tamamen istediğim şekli de verebiliyorum. Yani tamamen kendi kontrolüm her şey. Peki genelde hep saç ekim yaptıranlar birbirlerini korkutuyorlar. İşte çok inanılmaz acıyor. Çok ben bir daha böyle olacağını bilseydim masaya yatmazdım bilmem böyle şeyler var. Tabii daha tecrübelilerde hassas çalışmalarda bunlar olmuyor. Ya daha minimize bir şekilde bir ağrı atlatıyoruz. Bu görselimizi o işlem günü de ameliyat günü de dahil olmak üzere
Sence değer mi değmez mi bu işler? Yani bence kesinlikle değer. Yani şöyle bir şey paylaşayım. Yani ektirdikten sonra açıkçası hani herkes, ektirenlerin geneli söylüyor bunu. Hani acıyor, evet acır, orası doğru, acıyor diye bir tepki de aldım ama ben sonuçları almaya başladığımda beni görenler, hani bu saç problemi yaşayan insanlar da açıkçası beni gördükten sonra böyle bir açıkçası şevke geliyorlar. Hani seni gördükten sonra ben de ektirmek istiyorum diyenleri bile duydum yani. Evet. Yani bazıları anlatıyor arkadaşlar, çok korkulacak şey. Ya ben de yaptırdım, o yüzden hikaye anlatmıyorum. Hem saç ekimi uzmanı olarak hem de yaptırmış birisi olarak sizlere şunu belirteyim. Evet, bir ağrımız oluyor. 10 üzerinden hani özensiz bir lokal anestezinin uygulanmasında hani 8-9-10 sa bu ağrı, bizim ellerimizde 2-3-4 hadi 5 diyelim, ağrı eşlik durumuna göre değişiyor. Yalnız bu 10-15 dakikalık bir uygulama. Lokal anestezi buralardan yapıldıktan sonra hemen akabinde uyuşmuş oluyor bölge. Bir şey hissetmiyorsunuz. Sadece bir 15 dakikalık falan bir süreç. Ağrı işiniz çok düşük değilse, çoğu o kadar anlatılan bu muydu hocam ya? Millet bizi boşuna korkutmuş diyor. Yani ben de yaptırmış birisi olarak evet onların hepsini hissettim. Çok dayanılmaz bir ağrı değil, birazcık ağrı var. Sonuçta bir cerrahi bir ameliyat yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadarcık olacağını unutmayın lütfen. Bu görsele kavuşmanın bir bedeli var. Bir çilesi evet var ama bu çok böyle abartılı bir oranda değil. Gayet saçlarınıza kavuştuğunuzda, taradığınızda o keyfi, yani bir 10-15 dakikalık ağrı derdinden dolayı ötelemeyin, ertelemeyin ve korkmayın da. Gayet böyle rahat bir şekilde çıkacağınızı söyleyebilirim. Çok mu çile çektik? Yani öyle anlatılan kadar çok büyük bir çile çekmedik açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, tamam ilk zamanlar ağrı olur, acı olur, orası hep olur yani. Ama zafere giden yol zaten dikenli yollardan geçer. Yani bence bu acıyı çekmeye değer yani. İşin sonuna geldi. 10 kez bile de yatardım. Şöyle saçlar daha böyle garantör bir şekilde, bu saçın bu olacak denilseydi değil mi? Evet. Böyle bir lezzetteyiz. Evet. Yani diğer videolarını da izledikçe zaten hepsinden bir fikir, bir bilgilendirme almış olacaksınız. Sizler için birçok video çekiyorum böylelikle. Diğer videolarımı da lütfen sonlarına kadar izleyip beğeni göndermeyi unutmayın. Söylemek istediğim insanlara, bizi takip eden, saç ektirmeyi düşünen kişilere bir tavsiye ya da önerim varsa senden son kez onu da dinleyelim. Yani onlara tavsiyem, eğer ektirmek istiyorlarsa bence çok fazla beklemesinler. Bu görüntülere kavuşmak kaçınılmazken artık günümüz teknolojisinde, ameliyatlarımızdaki doğallıktaki durumları hep gösteriyoruz, anlatıyoruz gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce. Sizler de yapmanız gereken çok basit. Kendi hakkınızda nasıl bir saç ekimine kavuşursunuz? Nasıl bir bölge, hangi bölgeleri ekim olacaktır? Bilgilerini almak için başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Bizzat ücretsiz bir şekilde benim tarafından değerlendirmenizi alabilirsiniz. Yani fotoğrafların üzerinde işaretleme yaparak hangi bölgelerin ekileceğini böyle net olarak size göstermiş oluyorum. Fiyat bilgisi vermiş oluyorum. Durumunuz hakkında çok geç kalmadan bilgi alabilirsiniz. Sadece sizden ricam biraz beklemeniz olacak çünkü çok başvuru geliyor. Hepinize yetişmekte biraz zorlanıyorum ama mutlaka dönüyorum. Bilgisiz kalmıyorsunuz. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için. İnsanlara faydalı olan saç ekim sürecinin hakkında bilgilendirme yaptığın için. Hani faydalı olabildiyse ne mutlu bana gerçekten. Evet, olmuş olacaktır çünkü hani bu tabloda senin gibi yaşlarda olan birçok insan var. Bize geldiğinde nasıl bir sanat olacağını yakın çekimlerle göstermiş olduk. Bunlar çok kıymetli. Umarım beğendiğiniz, sizin için güzel, açıklayıcı, destekleyici bir video olmuştur. Herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.